Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Çok merak ediyorum. Her yer çamurdu, hiç şey yoktu. Değişti mi? Budur değişti ama pek şey olarak değişmedi. Yani yapısal olarak değişti. Sadece beton yığma haline geldi. Önceki daha iyi. Çamurlar daha mı iyiydi ya? Çamur çok çamurdu ya. Ama şu var, ya elbette ki çamur olarak kalmadı da. Yani yapısal olarak Iğdır çok anormal bir kentleşme oldu. Yani şu anda yani ne diyeyim, tam bir şey görünümü yok. Yani. Çok zengindi. Çok zengindi. Aynen. İşte o zenginliği işte biz betona yatır. Şu anda o belki sizin 1984'lü yıllarda görmüş olduğunuz bahçelerin hepsi tamamı hepsi inşaat inşaat yapıldı. İşte çarpık bir kentleşme oldu. Ama yine de güzel oldu. Tabii şey Hasan Han tarafı falan oralar güzelliğini koruyor zaten. O gördüğünüz bildiğiniz gibi. Ben size şeyi sorayım. Oraları benim zamanımda tarlalıkta ıslah etmeye çalışıyorlardı. Tarlalar çok tuzluydu. Aha. Ondan sonra büyük kanallar açmışlardı. Evet. Sulama yapıp tuzları o başarılı oldu mu? Başarılı oldu. Yani şu anda verim elde ediliyor. Kısmen oldu. Çok yani yüksek verim. Yarım bırakıldı fakat oraya dediğiniz gibi ben özellikle 1989'da staj yaptığım zaman o alanlarda şey vardı. Çips uygulaması falan vardı. Drenaj falan yaptılar. Yani şu andaki potansiyel iyi. Yani o tuzluğu kaldırdılar. Bravo. Büyük başarı. Çok mümbit bir alan orası. Bir de evet. elde edememiş. Çok da tarım yapamamış yani çoğunda. Yok yok zaten şu anda da zaten Iğdır'da da hemen hemen tarım bitti. Şöyle bitti bu arada. Bu Naçman Kapı'nın açılmasıyla birlikte İşte insanlar petrole yöneldiler. Hep ucuz para, yani havadan para kazanma, işte zahmet para kazanma yönüne gittiler. Ve böylece tarımın çoğunu da kaybetti. Şu anda zaten her taraf yonca ekti. İşte, ya, işte bu keşif parasına falan yararlanma ve 5 yıllık bir süresi olduğunu insanlar biraz daha rahat alıştılar. Yani şu anda ben köyleri gezdim. Şunu ben söyledim. O zaman Taşburnu da bilirsiniz. Bir tane kapı vardı orada. Alican vardı. Başka açıldı. Alican. Bu şey dil ucu açıldı 1992 yılında. Dil ucu şeye gidiyordu ama. İran'a gidiyordu. Yok. Dil ucu Nahçıvan'a gidiyor. Nahçıvan'a mı gidiyor? Nahçıvan'a dil ucu gidiyor. Bizim şeyimiz Gürbulak sınır kapımız şeyde Doğu Beyazıt tarafı. Yok şeyden de vardı benim zamanımda. Kızılçakçak mı ne deniyordu unuttum adını. Bir oradan protokolle geçiş yaptık hatta. Şeyden bu TİGEM tarafından geçtiniz. Devlet Üretme Çiftliği'nin yanından. Ha, oradan geçtiniz. Orada kapalı şu anda yapılmadı daha doğrusu. Yapılmadı mı? Biz oradan geçmiştik. Orada var doğru diyorsunuz. Orada kapı var yani geçiş. Kızılçakçak'tı galiba kapı. Şu anda bilmiyorum orayın ne isimleri. Hatta şey var, Süreyya Çeşmesi'ni de siz bilirsiniz. Evet, Süreyya Çeşmesi'ni biliyorum. Aynen, onun oradan geçen şey var. O kapı henüz daha açılmadı. Fakat işte açmaya çalışıyorlar ama belli bir herhalde sorun var. O yüzden pek şey yapmadım. Devlet Üretme Çiftliği'nin durumu ne? Devlet Üretme Çiftliği de şu anda zaten şey, eski 1984'teki işte potansiyeli kalmadı. Oraya da biraz rolantiye aldılar. Şu anda sadece şeyler var, işte yapılar, memurlar lazım var. Vatansever birkaç tane şey vardı böyle çok idealist veteriner. Evet. Müthiş çalışıyorlardı gece. Aynen. Ondan sonra ben çalışmayı onlarda gördüm. İdealist adam nasıl böyle oraya bilerekten isteyerekten gelmiş. Orada yanlışlıkla kaymakamı vuruyordum ben. Niye? Av yapıyorduk.
önüme çıktı. Tilki benim önümdeydi. Evet. Kaymakam tilkiyle benim aramda kaldı. Ben ateş ettim. yani Barbaros'a niye tilkiye niye ateş ediyorsunuz? Sizden de soralım bakalım. Bu arada ama yani ziraat müdürü diyordu ki şu tilkileri ve şeyleri öldürün. Çok arttı. Hatta iki tane domuz kulağı getirince 20 tane fişek veriyorlardı. Ha, domuz. Domuz arası tabii. Onun olmasa da fakat işte dedim ya şimdi bir de bizim burada yapılan bir yanlış da şu vardı. Siz o zaman şeyi de bilirsin. Kulak başı tarafını bilirsiniz daha doğrusu. Tabii tabii gayet iyi biliyorum. O, vallahi, o, ben orada şeyi gördüm. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Başak dağ kedisi diyorlar. Tabii. Şey Barbaros'ta ben burada bilmediğim alan yok, gitmediğim alan yok. Yani bütün alanları burada biliyorum. Çünkü ben 2005'ten beri 2004'te geçtim kuruma. Bu yani Iğdır'da adım atmadım yapamam. Yani Ardağ'ın eteğinden tuttum da tel şekere kadar gittim yani Doğu Beyaz tel şekere. Burada bütün alanları gayet iyi biliyorum. Orada o özellikle Karasu tarafındaki işte o Ardağ'dan gelen suyla beslenen bir havza gibi bir yer var. Görmüşsünüz burada. Burada işte su kuşları falan var. İşte o su kuşlarıyla falan biz bunlarla haşinedik. Keza oranın şöyle bir olay oldu. Bizim Nahçıvan'a istakoz geçiriyorlar. Bunu da tarım müdürlüğü yapardık. Tabii bilinçsizce hiç kimseye sormadan götürüp direktten suyun içine boşaltıyorlar. Şu anda oradaki balıkçılara balıklara var olan işte 20 çeşit balığımız var. Bunların çoğusuna istilacı tür olduklarından yumurtalarını yedin, soyların tükenmesiyle karşı karşıya geldi. İşte bizim ülkemizde yapılan en büyük hatalardan biri de bu. Mesela bir balık yönünü bilirsiniz. Evet. Oraya mesela işte kaymakamın bir tanesi işte getirmiş alabalığın olduğu yere. Ya işte tür çeşitini azaltalım, artıralım diye sazan bırak. Hatta sazan da şeyin düşmanı. Evet. Ya böylece yani bir nevi şu, biz bu biyoçeşitliliği daha tamamen kavrayamadık. Ama şu yani iyi oldu. Artık zaman zaman bunlara değinerekten insanlara gideriyoruz ki keza bir örnek vereyim. Mesela 2008 yılında İzmir'de çok acayip bir biliyorsunuz burada genelde tanıma dayalı bostan ekip. İşte bostanlarda bir fare salgını var. Yani o kadar fare var ki fareler artık bostanları mahvediyor. İşte kabın olsun, patates olsun, domates olsun. İşte o esnada ben o zaman ilçe ve orman müdürlüğü yani çevre ve orman bakanlığı altında çalışıyordum. Merkez Av Komisyonu'nda tilkinin avını yasakladı. Ava kapattı. Ondan sonra çiftçilere tilkinin ne işe yaradığını, tabiata nasıl bir denge sağladığını anlatmayı anlattı. Köylerde işte sıkmadan, usanmadan. İşte keza anız yangından yapılmayacağını. Ondan sonra yıl geldi 2015 yılında bir baktım Küllü köyü var Yıldırım çıkışında. Oraya gittim. Adam mısır tarlasının yanında tilkiyi besliyor. Ama nedir burada dursun? Gerçekten. Yani insanlarımıza bu eğitim verildikçe daha da güzelleşiyorlar. Fakat burada şu var. Mesela bizim milli eğitime falanlar devamlı. İstişare halindeyiz. İşte milli eğitime dediğimiz zaman işte ebeveynlerle yitirmesi özellikle bu bir çeşitli çalışmasını ebeveynlere verelim. Adamların bana verdiği cevap şu. Valla bizim müfredatımızda yazılı değil. Böyle bir eğitim yapmamız bize sıkıntı açar. Yani ben anlayamıyorum bazen. Hatta hayret ediyorum. Verilecek herhangi bir eğitim veya herhangi bir kollarda işte çevre kolunda olsun, doğa kolunda olsun. Mesela eskiden bizim zamanımızda okullarda kollar var işte bilgilerimiz. Bu bilgilerin öğrenciler ne gibi bir zarar olur? İşte bazen onu anlayamıyorum. Thank you.
Sorular var. Ben onları sorayım. Mehmet Deniz Bey soruyor. Ülkemizde yaklaşık 3000 endemik tür içinde tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli hakkında bir bilgi veya envanter çalışması var mı? Onunla ilgili benim özellikle Iğdır'da bizim Yusuf Zeynel olabilir de şöyle göstereyim. Bir Arıda Florası'nın kitabımız var. Bunun içerisindeki türleri belirlemişiz. Bu 3000 bitkinin içinde işte tıbbi aromatik bitkilerimiz çoğunlukla zaten. Az önce verdiğim örnekteki işte bir deve dikeni. Şu anda da zaten geleneksel bilgi yönelik çalışmamız var bakanlık olarak. Bunları belirledik. Tıbbi aromatik bitkiler olarak da bitki çeşitliliğini belirledik. Bizde literatür kaynakları az. Şu anda yapmış olduğum bir çalışmalarda Iğdır'da tespit ettiğim 1368 tane bitki Azerbaycan ve İran'daki, özellikle Azerbaycan'daki bitkilerle karşılaştırıp buradan hangi tıbbi aromatik bitkilerin elde ettiğini literatür özetlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bizim şu anda var. Hatta bu bizim endemik türlerimizde önümüzdeki şeyde bahsedeceğim. Şu anda da ben vermiş oldum. Mesela bir çiçek aşısından sonra Türkiye'de yetişen 5 tane bitkiden kan durdurucu, yani özellikle savaşlarda kullanılan kan durdurucu, yani Ankapret adı altında satılan Bloodstopper denen bir ilaç şu anda patentede Türkiye'ye ait. Bu da tıbbi aromatik bitkilerden yapılmış. Onu da 2008 yılında yapıldı. Türkiye'de ikinci bir çiçek aşısının koyduğu gibi bitki şey oldu. Bitki kökenli bir ilaç. İsmail Karakuzey Bey soruyor. İklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerine olumsuz etkileri konusunda yapılan bir çalışma biliyor musunuz diyor. Şimdi şöyle onu da şunu diyeyim. Biz özellikle bu kuş halkalamayı yapmamızın sebebi dünyadaki iklim değişikliklerine yönelik kuşların hangi rotalarını izlediği, nerelerde ne değişiklik oldu, nerelerde iklim değişikliğinden ötürü besin azlığı oldu, bunlar belirtiyor ki şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizden giden bir kuş işte İran'da veya İsrail'de halkalanan kuşu orada yakaladıklarında çünkü bu kuşlar arasında, ornitologlar arasında kuş halkalama denen bir olay var. İşte, bizler burada işte Iğdır'daki işte ağa düşen kuşların işte kanat yapısını, patojenini, ondan sonra yağ oranını, besleme düzeyini, ölçümün tartımını, tırnak uzunluğuna kadar yaptıktan sonra bunlar tekrar doğaya salıyor. İşte bunlar keza diğer tarafta yakalandığı zaman oradaki aynı ölçümler orada yapılıyor ve o aradaki işte Türkiye'den diyelim bir İsrail'e gitmiş. İşte bunların göç yolları izleniyor. Kuşların göç yolları izleniyor. Ve ona göre bu artık oraya giderken şişmanladı mı, zayıfladı mı gibisinden bir uzmanlar tarafından yapılan bir şeyden işte inceleme sonucunda oradaki iklim değişikliğinin hangi düzeyde olduğuna karar verilmiş. Yani öyle bir çalışma var. Arif Tekin, Avrupa'da nüfus daha düşük olmasına ve doğal alanlar bize göre daha geniş olmasına rağmen endemik türlerin bize göre az olmasının nedeni nedir? Bizi de bekleyen bir tehlike midir bu? Bizi bekleyen, pardon sonu anlayamadım. Ya Avrupa'da nüfus daha düşük ve doğal alanlar bize göre daha geniş evet. olmasına rağmen. Endemik türlerin bize göre daha az olmasının nedeni nedir? Bu aynı zamanda bizi de bekleyen bir tehlike midir? Yani endemik türlerimiz bizim de azalıp yok mu olacak? Onlar da öyle mi oldu acaba? Hayır. Onlar şimdi şöyle. Bizim tek şansımız biz bir köprü görebiliyoruz. Biz hem Asya hem Avrupa. Ve şu andaki 32 tane İklim kuşağının en verimli olan 3 kuşağına biz sahibiz. Bizim şansımız oradan dolayı. Yani bunu Balkanlarda veya Avrupa'da görmemiz mümkün değil. Orada tek güzel bir şey var. İklim kuşağı. Yani en basitinden şunu düşün. Iğdır'da bir anda 9 tane iklim kuşağını bir arada yaşayabiliyorsun.
Yani keza Türkiye'nin her tarafı aynı. Hatay'dan tutun Edirne'ye kadar her yeri aynı. O yüzden bizde endemik tür bitmez. Yeter ki korumasını bile. Cengiz Bey teşekkür ediyor. CİTES'in açılımını ve anlamını, vatandaş olarak biyoçeşitliliğimizi korumak için görevlerimizi ve acil bir durumda arayabileceğimiz telefon, e-posta bilgileri kitaplaştırdığınız Aras Karasu kuşlarını anlatmasını rica ediyorum diyor. Şey, Cengiz Bey şu kitabından bahsediyor. Evet. Şu kitabından bahsediyor. Bizim burada CITES dediğimiz uluslararası korumaya alınan hayvan çeşitliliğinin uluslararası bir sözleşme. Onu bahsediyoruz. Bir de hayvanlar ve bitkiler hakkında herhangi bir eksiğimiz olduğunda ya da bir yaralı bulduğunda direktmen 112'ye artık bütün her şeyi birleştiriyorsun. 112'ye telefon ettiğimizde Doğa Koruma Milli Parklara ulaşıyorlar ve Doğa Koruma Milli Parklarına gerekli yardım sağlanıyor. Ayrıca bizim bakanlığımızın doğa korumayla ilgili yani DKMP işte Iğdır, DKMP Urfa yazarsanız Google'a mutlaka da mutlaka bizim her ilde bir şubemizde mutlaka orada bir adresi var. Oraya yazarsanız da mutlaka arkadaşlar onunla ilgilenirler. Ki öyle bir şey de olursa direkt ben ulaşamamışsa bile mesela bazı arkadaşlar işte sosyal medyadan bana ulaşıyorlar veya bir başka arkadaşlar olur. Oradan bizler Ankara'ya bilgi verip Ankara'dan da diğer ildeki arkadaşlara bilgi almasını, bilgi alışverişini sağlayabiliriz. O yüzden Instagram'da, Twitter'da ve Facebook'ta bizim bakanlığımızın adresleri var. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya Doğa Koruma Milli Parklar İdil yazarsak da mutlaka bizler ona cevap veririz. Yani çünkü bizim ekiplerimiz 24 saat yani doğanın emrinde var. Çünkü doğa hiç durmuyor. Bir de bizde fazla bir mesai kavramı yok. Zaten doğa korumada da olduğumuz zaman gönüllülük esastır. Yani bizler memurdan çok artık güvenlik elemanları artık bu işle yüzleşmiş. O yüzden bizim kuruma adreslere başvurduğunda bulunması tabi var. Oradan mutlaka ilgilenir. Çok teşekkür ediyorum. Sohbet kısmında söz vereceğim el kaldıranlara. Şimdilik toplantımızın naklen yayın olan kısmını kapatalım. Bayrak açtı, yarlara uçuyoruz. Kalmayız engelleri, sefer yeni başlıyor. Donanmamız bir nefeste, yedi deniz dolaşıyor. Dalga dalga, dalga dalga, dalgaları aşıyoruz. Yüreğimiz derinlerde, enginlere varıyoruz. Dalga dalga, dalga dalga, dalgalar. Bizim şiarımız Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi yelkenci olmalı. Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü Mavi Vatan sözde olmaz, kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, Assubay Hazırlama Okulları açılsın, Askeri Tıbbiye açılsın, Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları
başlasın. Mavi Vatan Ülküsü müfredata alınsın, eğitim dili Türkçe olsun.